Merhaba arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar lafı da YouTuber olmanın bir şartı gibi. İnsan gerçekten girişte ne diyeceğini bilemiyor. YouTube'da gerçekten video çekmek çok emek isteyen ve zaman isteyen bir şey. Ben de yaptıklarımı elimden geldiğince küçük videolar şeklinde çekip sizlere ilham olmaya çalışacağım. IKEA'dan aldığım kitaplığım üzerine birkaç değişiklik yaptım. Bunun aşamalarını tek tek çektim. Birazdan nasıl yaptığımı anlatan video başlayacak. İzleyip yorumlarınızı bırakırsanız sevinirim. Merhaba arkadaşlar. IKEA'dan aldığım kütüphanemi kitaplık formatından çıkarmak istediğim için şu anki bohem tarzına uygun bir şekilde dekore edeceğim. Bunun için birkaç malzeme ihtiyacım var. Bunlar renkli desenli folyo kağıdı ve arkasını kapatmak için kullanacağım konta plak. Konta plağımı marangozdan uygun ölçülerle kestirdim. Folyo kağıdımı da ona uygun ölçülerle kendim kestim. Şimdi konta plağımı folyo ile güzelce kaplayacağım. Daha sonra da kütüphanenin arkasına monte edeceğim. Kaplayacağımız yüzeyi ve folyoyu önceden mutlaka ıslatmamız gerekiyor bir sprey bezle veya spreyle. Çünkü çok çabuk yapışıyor. O sırada düzeltebilmeniz için zeminin ıslak olması lazım ki hatalarınızı çabuk telafi edesiniz. Ben daha önceden burayı ıslatıp sizin için açmıştım. Şimdi güzelce yapıştırıyorum. Burada çok dikkatli olmak gerekiyor. İlk önce çok küçük bir kısmını yapıştırıyorum. Daha sonrasını yavaş yavaş çekerek yapacağım. Yoksa ayar kaçıyor. Bizimle böyle bastırarak ilerliyorum ki arada boşluk kalmasın. Sonra kağıdı alttan yavaş yavaş çekiyorum. Çektikçe de ıslatıyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Sürekli ıslatıyorum. Islattıkça da ilerliyorum. Çok yavaş ve dikkatli olmamız gerekiyor çünkü kenarlar sürekli kayıyor. Tabii size bir yardım eden biri olursa daha kolay yaparsınız. Böyle yaptıkça alttan folyonun kağıdını kesiyorum. Biraz dikkatli olursanız aslında çok kolay bir şey. Benim daha önce tecrübem olduğu için şu an biraz daha kolay geliyor. Ama tecrübesi de yapılabilecek kolay bir şey. Sürekli ıslatmayı kesinlikle unutmayın. En önemli noktalardan biri sürekli ıslatıp bezle üstünden geçmek. Evet, şu an bitti zaten. Birazdan monte işlemine başlayacağım. Şimdi kapladığım konta plağı arkasına doğru monte ediyorum. Konta plak çivisini zaten marangozdan almıştık. Şimdi özenli bir şekilde başlıyoruz. Çiviler çok ince olduğu için zaten hemen giriyor kolayca. Tabii siz o sırada. Çivileri çekerken dikkatli olmak gerekiyor. Biz bir başından bir sonundan yaptık kaymasın diye. Siz de öyle yaparsanız daha rahat olur. Destemez kırıyor çünkü. Böyle altından bir tane sabitlemek için şöyle bir tane yaptık. Bu işlem biraz sabır istiyor tabi. Çiviler yavaş yavaş gidiyor. Biraz da sesli oluyor. Bir de dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi de
rafların aralarına gelecek yerlere böyle işaretler koyduk biz. Çiviler oraya denk gelmesin diye sizin de dikkat etmeniz güzel olur. Evet, çakma işlemimiz bitti. Böyle yerine koyduk. Kenardan böyle biraz fazlalıklar taştı. Onu böyle maket bıçağıyla alabilirsiniz. Daha sonra altına ayak takacağım. Evet arkadaşlar, ayaklarımız geldi. Şimdi monte etmeye başladık bir tanesini. Böyle ayakların çapraz ayakları var. Çapraz durması için aparatları var. O aparatlardan alıyorsunuz ekstra. Şöyle göstereyim. Böyle ayakların ucuna o aparatları ekstra alıyorsunuz. Ama düz durmasını istiyorsanız da düz aparat alabilirsiniz. Şimdi takacağız. Bir tanesini taktım sizin için. Şimdi bunu da gösterelim nasıl takıldığını. Biz ilk önce matkapla delikler açtık. Kolay olsun diye. Daha sonra vidaları monte ettik. Daha mantıklı oldu. Şimdi bu aparat takıldı. Bunun ucunu ekleyeceğiz. Böyle. İşte böyle gördüğünüz gibi dışa doğru açılma duruyor. Şimdi nasıl delik açtığımızı göstereceğim. Bizim böyle hobi matkabı diye, el matkabı diye aldığımız böyle küçük bir matkap vardı. Onunla böyle delikler açıp sonra vidayı monte ediyoruz. Aslında siz isterseniz düz de takabilirsiniz ama ben açılı dursun diye böyle açılı aparat aldım. İnternetten aratırken açılı ayak, konik ayak diye aratabilirsiniz. Retro ayak diye aratabilirsiniz veya tamamen farklı bir ayak da takabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Son ayağı takıyoruz şu an. Bitince çok güzel olacağına eminim. Evet arkadaşlar, 4 ayakta takıldı. Size son halini göstermek istedim. Gördüğünüz gibi sağa ve sola doğru açılı duruşuyla tam bir retro görüntüsü olacak. Birazdan bitmiş hali geliyor. Evet arkadaşlar, bitmiş halini yavaşça gösteriyorum. Ayaklardan başlıyorum böyle. Gördüğünüz gibi gayet dışarı doğru açılı duruyor. Takarken dikkat ettik, ölçtük sağa solluğunu, ölçülerini. Tüm ayakların aynı ölçüde olmasına dikkat ettik ki duruşta bir yamukluk ve bozukluk olmasın. Bunlar önemli şeyler tabi. Yaparken hesap etmeniz gerekiyor ki baştan daha sonra sıkıntı yaşamayasınız. Bence çok güzel oldu. Hem modern hem şık bir görüntüsü var. Siz elinizde veya bu Kallax'tan siyah olabilir veya ağaç renginde olabilir. İki yana değişik renkleri var. Onlarla farklı alternatifler de yapabilirsiniz. Arkasının duvar kağıdını değiştirerek, ayakların rengini değiştirerek veya bunu beyaza boyayarak, elinizdekini siyahı, ağaç rengini beyaza boyayarak değişik alternatifler yapabilirsiniz. En canlıcı noktalardan biri sepetler tabii. Sepetleri IKEA'dan aldık yine. Değişik farklı sepetler de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinizde, hayal gücünüzde kalmış. Kontabla kestirirken mutlaka marangoza ölçü dahilinde kestirin. Çünkü evde küçültme gibi bir imkanınız yok. Çok zor olur. Böyle arkasını da göstereyim size. Böyle tamamen düzgün çiviler çakılmış bir şekilde. Kontoplan benim arka tarafı beyazdı. Beyaz olanı dışta gelecek kalacak şekilde ayarladım. Siz de o şekilde düşünürseniz
görünüşte bir sıkıntı yaşamazsınız. İsterseniz kitaplık olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz IKEA'nın tamamen beyaz çekmeceleri var. Onlar da kapalı bir konumda yapabilirsiniz. Ben böyle doğal ağaç görüntüsü versin diye böyle hasır kullanmayı tercih ettim. Ayakları alırken internetten tercih ederken mutlaka ama mutlaka açılı istiyorsanız aparatını ona göre almanız gerekiyor. Bu ayaklara açılı aparat kullandığımız için çok ağır şeyler taşır mı açıkçası ben de bilmiyorum. İlk defa deneyimleyeceğim. Çok ağır bir şekilde kitap yüklemediğiniz bir sürece sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum.